Fatma Çelik 23 Nisan 2023 Yeni Çağ Doğal gazla başlayan Kemal'le biten konuşma. Öncelikle Ramazan Bayramınızı ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutlarım. Barış içinde ulusal egemenlik için gereken birlikteliğin öneminin iyice kavrandığı nice bayramlarımız olmasını dilerim. Bu yazıda bayramın gündemlerinden biri olan Karadeniz gazı devreye alma töreninde Cumhurbaşkanı tarafından yapılan konuşmanın niteliğini YSK'nın son dönemdeki kararlarıyla birlikte değerlendirelim isterim. Cumhurbaşkanının konuşması. Malumunuz Cumhurbaşkanı törende bir konuşma yaptı. Karadeniz gazının devreye alınmasından memnuniyetini dile getirdi. Başarılarıyla övündü, hedeflerinden bahsetti. Buraya kadar tamam. Konutlarda bir ay boyunca ve aylık 25 metrekübe denk gelen kısım içinse bir yıl süreyle doğalgazın ücretsiz sunulacak olması Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında en çok eleştirilen kısım olsa da demokrasiye büyük yara açan, seçim yarışındaki adaleti ortadan kaldıran, yalnızca seçimlere bir aydan kısa süre kalmışken açıklanan müjdeler ve göz boyamak için sunulan bu yardımlar değildi. Tüm ülkeyi ilgilendiren bir gelişme olarak televizyondan canlı yayınlanan bu törende Erdoğan konuşmasının ilerleyen bölümlerinde artık Cumhurbaşkanı olarak konuşmuyordu. AKP Genel Başkanı olarak konuşuyor, aynı kanaldan kendisine cevap verme imkanı olmayan siyasi rakiplerine laf atıyor, seçime 24 gün kala Cumhurbaşkanı sıfatından istifade ederek tam bir siyasi propaganda yapıyordu üstelik siyasi rakiplerini meşru siyasi partiler ve adaylar olarak değil yine adeta düşmanlarıymış gibi değerlendiriyordu Bugün 85 milyonu sevindirirken, milletimize gerçekten büyük gurur yaşatırken elbette bazılarını da üzüyoruz. Siyasi ikballerini insanımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenleri, Kandil'deki terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Her seçim öncesinde gaz buluyorlar, iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. Ortada gazmaz yok diye dolanan o kifayetsiz biz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen, hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler devreye aldığımız projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını 14 Mayıs'ta milletimiz tattıracağına inanıyorum. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşmanın bir benzerini seçim günü dahi yapmasına imkan tanıyan seçim kanunu değişikliğiyle daha da artan adaletsiz propaganda sürecindeyiz. Ve kamu gücüyle sivil gücün yarıştığı bir seçime gidiyoruz. Zira 13 Mayıs saat 18'de başlayacak olan propaganda yasağı Cumhurbaşkanı'nı kapsamıyor. Bunun yanı sıra YSK bu hafta çok önemli bir karar vererek mevcut bakanların milletvekili adaylığı için istifa etmelerine gerek olmadığını belirtti yani Türkiye Cumhuriyeti'nde görevli bir cumhurbaşkanı ve 15 bakanın taraf olduğu, kamu gücünü kullanabildiği ve bu imkanı da sonuna kadar kullandığı bir dengesiz ve adaletsiz propaganda sürecindeyiz. Törendeki konuşma bunun açık bir örneğiydi. Adil olmayan yarışma koşullarından adil sonuç almak istiyorsak, tüm hukuksuz kararlarına rağmen seçimlerin yönetim ve denetimden sorumlu olan, yüksek hakimlerden oluşan YSK'nın hukuk ekseninde kalması için hukuku her zaman olduğundan daha fazla sahiplenmeliyiz. Fatma Çelik